Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arun ve bugünsel yepyeni bir futbol videosu daha beraberim arkadaşlar. Bugün sizlere böyle yeni bir akım oldu. Güzel bir şey var böyle. Ortadan iki parça geliyor, kesiliyor, mesiliyor. Onu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Diğer rotation'ları ne bileyim başka şekiller zaten internette çok var ama böyle yapmayan şeyler paylaşmamız gerekiyor. Şimdi ben bu videoya geçmeyi düşünüyorum. Tamam mı? Evet. İlk videoya geliyorum. Bunu çoğaltacağım. Ve buradan şunu aldım. Tamam arkadaşlar. Tam böyle ortadan sol tıkla tuttum. Bir sağa yaptım. Bunu da ortadan şöyle tuttum. Bunu da sol yaptım. Ortada boşluk oldu. İkincisini yanlış yaptık. Bir daha yapıyorum. Şöyle ortadan tuttum. Yine boşluk oldum. Yine boşluk oldu. Yapamadım. Şöyle geniş alayım biraz. Tamam. Şimdi videoları böyle yapınca bir kere kompozit tutun arkadaşlar. Çünkü o maskın gitmesi lazım. Mask gitmezse efekt sadece bu maskın içine kadar işler. Tamam, şu an iki parça videomuz var. Bu videoyu da şöyle aşağıya ekleyelim. Yani bu videodan o videoya geçiş yapacağız ya. Şuna geçeceğiz. Şimdi ikisinin de şurasına geldik. Şuradan başlayacağım. Bize gerekli olan plugin ahında bu. Es bulurumu Corvus. Bunlara şöyle gördüğünüz gibi bu Y'de bunlar hareket ediyor. Yana kaçıracaksınız ama böyle. İsterseniz yana kaçırırken bile rotation atarsınız. Yani bunlar artık zevk meselesi arkadaşlar. Sol tarafı kurcalayın yani. İsterseniz küçülterek yaparsınız. Şimdi ben bir şeyler yapacağım örnek. Sizin benim gibi yapın aynısını. Güzel olur bence. Z liste shift diye açıyorum ikili de. Sonra sağ taraf galiba. Sağ taraf aşağı gitsin. Şöyle. 800'e gelsin. Ama giderken de büyüsün diyorum örnek. 0,7 olsun. Gördünüz mü? Giderken de büyüyor. Bu tabi kısa uzun yaparsanız videoyu daha böyle soft olur. Kısa yaparsanız hard oluyor. Bunu şimdi kopyalayacağım. Yok, kopyalamayayım. İlk graf ayarlayalım arkadaşlar. Diğer videoyu da yapıştıralım. Onda sadece Y'sini değiştireceğim. Şimdi biz hardımsı bir şey istemiyoruz. Biraz soft diyeyim arkadaşlar şöyle. Bakayım. Şöyle mi yapsak acaba? O da çok ağır oldu. O zaman biraz yavaşlatalım bunu ya diyeceğim. Videoya yetmiyor. Tamam, yapacak bir şey yok. Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Zoom'a dokunmayacağız zaten. Zaten çok belli olmadı için o yüzden dokunmayacağım. Bunu aynı şekilde kopyalarsınız arkadaşlar. Tamam mı? Yukarı. Kopyaladım. Aşağıya geldim mi? Bunun efeksinin ilk yere gelirsiniz. Tamam mı? Oradan da bunu yapıştırırsınız. Sonra bunun sonuna geleceğim. Bunu eksi 800 deneyelim mi? Yukarı mı oluyor eksi 800? Ha, gördüğünüz gibi oldu. Sonra ne yaparsınız? Bunlar hareket etti ya. Şuraya gelirsiniz. Şuraya tabi silebilirsiniz veya isterseniz şöyle yaparsınız. Ama böyle yaparsanız gördüğünüz gibi arkası boş olur. O yüzden silmeyin. Şuradan kesin. Buraya da bir tane her şey katın rastgele. Önemli değil. Ay, yanlış yarattım. Bir tane de arkadaşlar CC Brightness. Exposure atalım ya. Exposure atın. Exposure ne derseniz parlaklık. Zaten yaptıysanız önceden ilk falan. Şunu Exposure atıyorum ama nedense gelmiyor. Dondu mu diyeceğim acaba After Effects? Bunu bir si bırak satar mı? Tamam, bunu atalım. Şöyle 15 yapalım. Hepsini graf ayarlayabilirsiniz bu arada. Şöyle ben sallama bittiğinde şöyle 0 olsun aslında istiyorum. Bakalım. Gördüğünüz gibi çok hard oldu galiba. Güzel de olmadı değil ama. Editten editte değiştiği için Twitch'e katalım bir tane. Normal. Şimdi arkadaşlar yapmakla vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü siz de hazır kullanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi böyle oluyor. Efektler böyle yapılıyor kısacası. İsterseniz bunu bölüp getirirsiniz ve ikisi yer değiştirir. Buna da bir zoom out yapabilirsiniz arkadaşlar. Zoom out yapmayı göstereyim bari tekrardan. Şöyle ya arkadaşlar, Z list 890 olsun, 850 olsun,
Şurada 0 olsun, tamam mı arkadaşlar? Pardon, ne 0 ya, 1 olsun. Geliyorsunuz FX'lere. Buradan şöyle o sarı noktaları görmemiz lazım vardı. Şöyle yaptık mı? Biraz. Gördüğünüz gibi şöyle bir efekt oluyor. Böyle yapılıyor arkadaşlar. Kısacası bu. Gördüğünüz maskı kullanıyoruz. S-Blur kurvesi kullanıyoruz. Neden S-Blur kurvesi kullanıyoruz? Eğer pozisyonla yapacaksanız, tamam mı, bir şey, yani şu P'ye basıp böyle yapacaksanız, o zaman şu blur'u açın arkadaşlar, öyle yapın. Yoksa bunun kadar şöyle gözükmez yani, görünüyor. Blur'u ayarını arttırmak için de Composite Settings'e gireceksiniz. Hangi örnek, şunu mu istiyorsun? Bunun kompon adı neymiş? Mesela Arduino 2011 bilmem ne bilmem ne. Hangisi? Şuradan bakalım, şu. Composite Settings. Advanced, buradan şunu arttırırsanız o blur da artıyor arkadaşlar. Bunun tavsiye mavsiye yok. Yani videodan videoya değişir. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Like atmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.